Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öğretmenlik meslek kanunu görüşüyoruz. Elbette bir ülkenin en stratejik meslek grubu hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Toplumda bütün fertlerin elinden geçtiği tek kurum öğretmenlerdir. Bir çocuk anasından babasından daha fazla bilgiyi öğretmenlerden alır. İşte öğretmenlerin problem yaşadığı, sorunlu olduğu bir yerde doğal olarak öğretmenlerin psikolojisi, durumu, niteliği öğrenciye de yansıyacaktır. Değerli milletvekilleri, akademi yasasından bahsediyoruz. Ben AK Partili milletvekillerine akademi açmaktan ziyade yazılım mühendisi yetiştirecek okullar açmalarını tavsiye ediyorum. Dün basına düştü, milli kurum TRT veri analizi paylaşmak üzere İsrailli bir şirketten hizmet alıyor. Siz bir taraftan on binlerce öğretmen boş geziyor, onu biraz daha okutalım diye daha akademiye getireceksiniz. Bir taraftan da yazılım hizmetini verecek elemanınız olmadığı için İsrail'den hizmet alacaksınız. Sonra da akşama kadar İsrail güzellemesi yapacaksınız. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Lübnan'daki telsizlerdeki patlamayı hepimiz gördük. Bizim benzer bir hadisenin ülkemizde olmayacağına dair hangi garantimiz var? Eğitim fakültelerinin eğitimin birinci problemi İsrail'den alınan herhangi bir eğitimi derhal durdurmak olmalıdır. Başka bir hadise daha var. Erasmus, halen bir yıl geçti, halen İsrail, İsrail katil diyorsunuz ya. İsrail'den her yıl Erasmus üzerinden öğrenciler gelmeye devam ediyor. Halen Erasmus üzerinden İsrail'e öğrenci göndermeye devam ediyorsunuz. Bir taraftan da diyorsunuz ki biz ajanları yakaladık. Hangi ajanlar? İsrail'in size gönderdiği ülkemizdeki yabancı vatandaşları aldınız operasyon diye, sonra da serbest bıraktınız. Peki sizin bu Erasmus üzerinden ülkemize gelen İsrail vatandaşlarının Mossad ajanı olmadığına dair herhangi bir belgeniz var mı? Güvenceniz var mı? Tabii burada İsrail güzellemesi yapanlar, Filistin'e destek açıklaması yapanların ciddi olması gerekir arkadaşlar. Bir adım atması gerekir. Burada Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Savunma Bakanı bilgi verdi. Beklerdik ki Enerji Bakanı da gelsin, şu İsrail'e gönderilen yakıtlarla ilgili bilgi versin. Beklerdik ki Ticaret Bakanı gelsin, gemilerin içeriğini bize anlatsın. Beklerdik ki Eğitim Bakanı gelsin, bize matematik dersi versin. Geçen yıl Filistin'e yapılan çelik ihracatı 12 ay sonra %31.000 nasıl artmış? Bunu normal bir makul matematik bilgisiyle anlamak mümkün değil. Ya da başka bilgiler vermesi gerekiyor. Değerli milletvekilleri, gerçekten İsrail sömürüsünün hemen her fırsatta devam ettiğini görüyoruz. Üzülüyorsunuz, kuşku duymuyoruz ama üzülmenin gereği yerine gelmiyor. Ben aslında AK Partili milletvekillerinin de belki de duygularına tercüman olarak da konuşuyorum. Siz de bundan rahatsızsınız ama rahatsızlığın gereğini yapmıyorsunuz. Halen İsrail konuşması devam ediyor. Bir yıl sonra arada acaba nasıl hafif sıyrıklarla atlatırız, bunun peşindesiniz. Şimdi neden bahsediyoruz? Akademi kurulacakmış. Ya akademi eğitimin kalitesini yükseltmek için falan değil. Sen 25 yaşına kadar okutmuşsun eğitim fakültesini, formasyonu almış bir öğretmen bir şey öğrenememiş, 2 yıl daha kimi kandırıyorsunuz? Siz mülakatla aradan kaçmış, hoşunuza gitmeyen bir personel varsa onu da elemek için bu akademi getiriliyor. Ve çok acı ki akademideki bir yeni mezun öğretmen bir müfettiş imzasıyla atılacak. Hani KHK'larla personel ihraç etmeye çok alışkınsınız ya, ruh köklerinize kadar işlemiş, şimdi bu işi müfettiş raporuyla yapma peşindesiniz.
Tamamlayın Sayın Çalışkan. Onun için değerli milletvekilleri, ben haktan, adaletten yanayım. Her an iktidar değişebilir. Siz gittikten sonra bu yasaları sizin karşınızda olan herkes çok rahat bir şekilde kullanır. Bunu düşünerek hesap etmek zorundasınız. Bir insanın asla ekmeğiyle oynayacak, görevine son verilecek işe asla fırsat verilmemeli. Bakın, eğitimde kalite istiyorsanız akademik zam niye gündemde değil? 20 yıl doktora yapmış bir öğretmen, akademisyen, doçent bakanlıktaki bir odacı kadar maaş alıyor. Deprem bölgesindeki akademisyenler halen geliştirme ödeneği alamıyor. Siz bunlarla uğraşın. Yeni yeni akademi açacağız bilmem ne deyinceye kadar halen elimizdeki eğitimciler, fırsat bulan herkes yurt dışına kaçıyor. Beyin göçü gerçekleşiyor ama hiç gündeminizde değil. Siz bu yeni akademi açmakla Türkiye'deki bütün eğitim fakültelerindeki ve diğer Yok, vermiyorum. Başkanım, müdahale vardı. Sayın Çalışkan, buyurun tamamlayın sözlerini. Senin bak, İzmir'den seni müdahale etti. Açtı. Onun için... Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, burada siyaset yapmıyoruz. Burada vicdanları konuşuyoruz. Eğitim fakültesini bitirmiş, 25 yaşına gelmiş bir adamı halen eğitime alamazsınız. Halen İsrail'le şu alışveriş devam ederken, halen Erasmus devam ederken, halen gemiler gidip gelirken, yok sahte faturalarla 3. ülkeler üzerinden ya da İsrail, Filistin üzerinden bir yere varamazsınız. Bu akademi açmak demek eğitim fakültelerinin bütün fakültelerindeki hocalara ihanettir. Onlara hakarettir. Bir ilahiyat hocası olarak ben kendime de bunu hakaret görüyorum. Siz yetiştiremediniz. Biz bir daha alalım. Tornadan geçirelim. Robot adam yetiştirelim demek istiyorsunuz. Bunlar asla kabul edilemez. Bu açıdan bu akademi maddesi tümüyle kaldırılmalı. Adaletin herkese lazım olduğunu, her zaman lazım olduğunu Selamlama bayağı uzun sürdü Sayın Çalışkan. Aynı mahiyetteki önergeler üzerine ikinci konuşmacı Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk. Buyurun Sayın Çelenk. Sayın Başkan, değerli vekiller, ben de her birinizi saygıyla selamlıyorum, değerli yurttaşlar. Biliyorsunuz yaza girerken başlamıştık ve birinci bölümünü görüşmüştük öğretmenlik meslek kanunu.